Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizinle beraber çok ama çok güzel bir roleplay yapacağız arkadaşlar. Bu arada unutmadan şunu hatırlatmak istiyorum. Benim Roblox kullanıcı adım Busra6YT. Beni oradan followlarsanız eğer ben öndeyken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Bu harika mı harika bir şey olur. Evet, çok uzatmadan o zaman roleplay'imize geçelim. Ay, şunun suratına bak ya. Aynen şebek gibi olmuş. Neden öyle diyorsun? Şebek gibi falan olmadım ben. Makyaj yaptım sadece. Eğlenceli, çocuklara güzel olan. Ne makyajı ya? Aynı sik canavarına benzemişsin. Bu ne böyle? Palyonçalığa mı gideceksin? Of ya! Saçma sapan konuşma. Bana bak bana, ben prenses gibiyim. Tacım bile var. Her tacı olan prenses olsaydı. O zaman dünyadaki bütün kızlar prensesti, tamam mı? Yani bence de sen biraz çirkinsin. Ya niye öyle diyorsunuz? Üzülüyorum bak. Yapmayın. İlk defa makyaj yaptım. Saçlarımı da yaptım. Güzel olmadım mı yani şimdi ben? Çirkin mi oldum? Gerçekler acıdır tatlım. Çirkin olmuşsun. Tamam, siz bilirsiniz. Öyle olsun. Prenses aramıyor. Prensimiz Burak Abonat. Prens aramıyor geldi. Ay, beni arıyor tatlım ya. Benim o benim. Dur bakalım. Şurada 3 kız var. Onlara soru soralım. Merhaba kızlar. Merhaba tatlım ya. Prenses benim. Hayır benim. Onlar olabilir prenses. Zaten ben prensesle uymuyorum. Neden uymuyorsun? Bunu bilemeyiz. Etkinliklere cevap verirsen olur. Etkinlikleri geçersen belki de prenses sen olursun. Yok, ben prenses olamam. Ya neyse, onu boş ver ya. Ne yapacaksın onu? Prenses benim burada, görmüyor musun? Şu halime bak, tacım bile var. Ya o sahte taç herkes de olur. Benim takacağım tacı olması lazım. Hayır, asıl prenses benim, tamam mı kızım? Lan sen benim yakın arkadaşımdın. Nasıl konuşuyorsun böyle? Of, bu işlerde yakın arkadaş falan olmaz kızım. Ben prenses olacağım. Bak git ya. Bir de şu tipe bak, senin suratını görüyor musun? Hiç sen esmer prenses gördün mü? Sarışın olur prensesler bir kere. Prensler de öyle değil mi hayatım? Kızlar sakin olun. Hepiniz etkinliklere katılacaksınız. Kazanan prenses olur. Tamam ya, zaten ben kazanırım bu gerizekalı. Hayır, ben kazanacağım. Neyse, ben de gideyim yani, size kolay gelsin. Hadi git ya, ezik seni. Senden prenses olmaz. Gitmeyin, bilemeyiz. Etkinlikleri kazanırsanız eğer prenses olabilirsiniz. Benden prenses olur mu sizce? Makyajım falan da kötü, saçlarım böyle. Kıyafetlerimi çok güzel kombinleyemiyorum. Bu belli olmaz. Seçimlere katılmanız gerekiyor. Bakalım kim kazanacak? Tamam o zaman. Yani ben de küçüklükten bu yana zaten hayalim prenses olmak. İnşallah prenses olur muyum acaba? Denemen lazım şansını. Şansını denemeden bilemezsin. Bir prenses cesurdur, cesaretlidir. Eğer sen de cesur ve cesaretliysen prenses olabilirsin. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Hoş geldiniz kızlar. Şimdi ilk sorumu soruyorum. Senden başlayalım. Sor hayatım, sor. Şimdi sabah kalktın, yüzünü kendine geldin. Kahvaltıda ne yiyeceksin? Güzel bir hamburger yemerim ben ya. Anladım. Şimdi ikinci kişiye geçelim. Sen sabah kalktın, kendine geldin. Kahvaltı için ne yiyeceksin? Sucuklu yumurta yerim ben. Evet, sana geldi sıra. Sabah kalktın. Sen de arkadaşların gibi soruya cevap ver bakalım. Ne yersin? Ben vallahi peynir, zeytin bir şeyler yiyorum işte. Peynir, zeytin. Annem zaten hamburgere falan sabah kahvaltında asla izin vermez. Yani hiçbir şekilde izin vermez. Sucuk yumurta da sabah zaten midemiz ağrıyor diye çok yiyemiyoruz biz.
Hem de okula gittiğimde koku yapar. Annem diyor ki insanları rahatsız eder diyor. Hafta sonları ye diyor. O yüzden de sucuk yumurta yiyemiyoruz. Güzel cevap. Doğru söylüyor. İnsanları rahatsız eder. Bir prenses de sabah hamburger yemez. Bir prenses sucuk hiç yemez. Kural budur. Neyse, ilkini sen kazandın. Ben kazandım mı yani ilk soruyu? Evet, etkinlikler devam ediyor. Ya çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hadi o zaman ikinci teste doğru gidiyoruz. Kazanamayacaksın, göreceksin. Prenses ben olacağım. Zaten ben prenses olacağıma inanmıyorum. Sadece prens dediği için geldim. Görürsün sen, görürsün. Bizden prenses olur, senden olmaz. Şuna baksana, biz çok tatlı kızlarız değil mi kanka? Evet kanka, doğru söylüyorsun. Tatlı kızlarız. Ya şey, benden olmaz işte. Bırakın beni. Arkadaşlar doğru söylüyor. Ben güzel makyaj falan da yapamıyorum. Bir prenses güzel bir makyaj yapar ve güzel giyinir. Bunu bilemeyiz. İlk soruyu sen bildin. Bir prenses asla vazgeçmez. Tamam o zaman. Evet. İkinci testimize geldik. İkinci testimiz paraşütle atlama. Ne? Ben bunu yapamam. Yapamam ben bunu. Hayır hayır yapamam. Ben korkarım. Yükseklik korkum var. Hem paraşütle atlayamam. Bir prenses cesur olmalı. Maalesef elendin. Ben yaparım. Çok da severim paraşütle atlamayı. Ben senden daha iyi yaparım, tamam mı? Tamam. O zaman sen elendin. Çıkabilirsin. Prensesler cesur olur. Evet, ilk senden başlayalım. Atla bakalım. Aa, gitti. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Atla bakalım. Ya bu çok eğlenceli. Paraşütün nerede? Çok güzel. Bir prenses her zaman cesur olmalı. Ya ben çok cesurum. İyi ki böyle bir şeye katıldım. Paraşütle atlamayı çok özlemiştim. Ben senden daha iyi atladım. Saçmalama. Evet. Şu anda birbirsiniz. İkiniz de bayağı bir cesursunuz. Bakalım bundan sonraki sınavı kim kazanacak? Evet, bundan sonraki ne? Defile. Bir prenses her zaman güzel giyinmeli ve güzel kombinler yapmalı. Bakalım defileyi kim kazanacak? Of, tabii ki de ben ya. Bu ezik giyinmesini, makyaj yapmasını nereden bilecek? Yüzünden belli değil mi bu? Tamam, hadi görelim yeteneklerinizi. Kim neler yapacak? Tabii ki de ben yapacağım. Bu ezik hiçbir şey yapamaz. Göreceksin. Bu kez yapacağım. Çok güzel giyineceğim. Bir prenses gibi. Hayallerimdekini gibi. Bugüne kadar utanıyordum giyinmeye. Belki kötü olur diye ama daha kötüsünü yaptım. Demek ki kendime güvenmem lazım. Kendime güveneceğim. Zaten bir prenses kendine güvenmeli. Bak ben kazanacağım, göreceksin. Hayır ben kazanacağım. Bu kez kesinlikle benim kazanmam gerekiyor. İlk başta kuaföre gideceğim. Saçlarımı güzel bir yaptıracağım. Ay geç mi kaldım acaba? Geç mi kaldım? Geç kaldım, kusura bakmayın. Tamam olabilir. Hadi geç. Tamam geçtim hemen. Kazanacağımı sanıyorsun? Bir prens benim. Şimdi depilede göreceksin. O yürüyüşüm bile, o şovum bile senden daha güzel olacak. Hak eden kazansın diyorum ben. Bir şey demiyorum. Makyajıma bakıyorum burada. Sessiz olur musun? Olamam. Prenses mi sanıyorsun sen kendini kızım? Ha, buna prens karar verir. Sen değil, tamam mı? İlk yarışmacı. Gel buraya. Gayet hoş bir şovdu. Ama bir prenses herkesin önünde dans etmez. Yani beğendiniz. Bakalım. Büşra'nın şovuna da bakalım. O zaman göreceğiz. Tamam teşekkür ederim. Ben çekiliyorum o zaman prensim. Çekilebilirsin. Diğer kız gelsin. Ay çok heyecanlıyım. Wow, bu güzellik ne?
Hadi göster şamanı bize. Merhaba. 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 Prensim merhaba. Neden öyle bir şey yaptın? Bir prens halkın sorunlarıyla ilgilenir ve halkı selamlar. Onların karşısına çıkıp tacı dans etmez. Wow, bu çok etkileyiciydi. Bir prens özelliklerini taşıyorsun ve çok güzel olmuşsun. Ama son bir test var. Onu da geçersen kazanırsın. Yani bunu da mı ben kazandım? Evet, sen kazandın. Şu an durum 2-1. Bakalım bunu da kazanabilecek misin? Evet, şimdiki göreviniz çok güzel elmalar almak bana. Marketten gidip bana çok güzel bir elma getiriyorsunuz. Tamam, ben en iyisini getiririm. İlk ben gidiyorum ya. Sen gelemezsin, bana yetişemezsin. Hadi sen ne duruyorsun? Tamam prensim, hemen gidiyorum ben de. Ya bekle beni, arkada kaldım. Ben de kazanacağım. Elmaları alacağım işte. Tüm elmaları ben aldım. Diğerleri çürük, tamam mı? Ben kazanacağım. Prens beni seçecek. En taze elmaları bir sürü aldım. Bir sürü aldım, tamam mı? Prensim geliyorum prensim. Geliyorum canım prensim. Sana bir sürü elmalar aldım. Of ya, gerçekten hep çürük elmalar kaldı burada. Ama olsun, şu bir tanesi taze gibi duruyor. Ay mükemmel, şanslıyım. Bir tanesi taze. Bunu götürürsem prenses seçilebilirim. Korktum çürük götürülmezdi. Açım, yardım edin. Aç mısın? Evet çok açım. Yardım eder misin bana? Param yoktu. Sadece bu elmayı alabildim. Ama prenses seçilmek mi? Yoksa aç birine yardım etmek mi? Ama çok açım biliyor musun? Ama sen yine de prenses olmak istiyorsan gidebilirsin. Almayayım ben. Bir insanın aç olmasına dayanamam. Yani prenses olmaktansa bir insanın karnını doyurmak daha güzel bir şey bence. Ben seni seçiyorum. Yani prenses ol, tabii ki üzüleceğim buna ama yapacak bir şey yok. O prenses olsun. Sen çok iyi birisin. Tam bir prenses olacak gibisin. Halkın sorunlarıyla ilgileniyorsun. İnşallah prenses sen olursun. Boş ver. Ben o hakkımı kaybettim sanırım. Ama olsun. Senin karnın doydu ya. Benim için önemli olan o. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Elma? Elma nerede? Prensim. Benim elmam yok. Bir sürü elma. Ben kazandım. Oley. Ben kazandım işte. Bu ezik zaten kazanamazdı. Daha yeniki davranışını gördüm. Gerçekten tam bir prenses gibi. Prensesler halkın sorunlarıyla ilgilenir. Ve bir fakir insanı gördüğünde, aç bir insanı gördüğünde umursamaz tavırlar sergilemez. Ve sen çok açgözlüsün. Senden bir tane elma istedim. Ama sen bir sepet, bir poşet dolusu elma getirmişsin. Bu açgözlülüktür. Prensesler açgözlü olmaz. Ne yani? Şimdi ben kaybettim mi? Ya bu kızdan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hadi saraya gidelim. Ya inanmıyorum. Şimdi ben bir prenses mi oldum? Sen artık bir prensessin. Hadi gidelim. Prensesini buldu prens. Brooklyn'daki prensesini buldu prens. Hey halk, prensesini buldu. Evet arkadaşlar, bir oy bileğinden sonuna geldik arkadaşlar. Prens Brokov'undaki prensesini buldu arkadaşlar. Böyle oy bileğlerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, millerimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Oyun'dan hepinize koskocaman.